Selamlar herkese. Nintendo DS, 3DS ve Switch koleksiyon videolarına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkürler. Ben kitaplıkla ilgili videolara, buradaki gösterebileceğim şeylerin videolarına devam ediyorum. Bu sefer de elimdeki özel sürüm oyunları göstermek istiyorum sizlere. Hani Premium Edition, Game of the Year Edition, Collector's Edition gibi. Şimdi ben kendi içerisinde bir önem sırasına dizdim oyunları. Siz katılırsınız, katılmazsınız. Öncelikle bu önem sırası dahilinde Xbox 360 oyunlarından başlayacağım. Sizin yorumlarda Xbox 360 oyunlarını da göster dediklerinizi görüyorum. Onların bir kısmını şimdi göstermiş olacağım, bir de bunları topluca göstereceğim. Bir de bu oyunlardan kutu içeriğini, her şeyini ayrıntılı incelemem, hatta biraz oynanış olarak da bakabiliriz belki de. Bunun ayrıntılı olarak istediğiniz bir oyun varsa bunları yorumlarda belirtin. Çünkü kutu içeriklerine biraz hızlı geçmek zorunda kalacağım. Sırayla başlayalım. Dragon Age Origins, bu ne diye geçiyor? Ultimate Edition olarak geçiyormuş. Oynamadım henüz. Bir aksiyon RPG olduğunu biliyorum. Şöyle bir kutu içeriği var. İki diskten oluşmakta. İkinci diskte tam olarak ne yazıyor? Additional Content Packs Install Disk diyor. Ya, sanırım çünkü iki tane oyun var gibi gösteriyor ya, Awakening. Sanırım DLC paketi olacak ikinci diskte. Bilmiyorum, daha herhalde alete bile sokmadığım için emin değilim. Kitapçık dışında da ekstra bir şey yok. Geçiyorum şimdilik bunu. Xbox 360 oyunlarıyla devam ediyoruz. Bir ara gerçekten çok ucuza, kelepir direği diyebileceğiniz fiyatlara Collector's Edition oyunlar buldum. Gitti gidiyor oradan mı aldım? Bir kişi böyle topluca mı satıyordu? Tam net hatırlamasam da bayağı metal kutulu bir Stranglehold. Ne bu? Collector's Edition. Bu şey hoşuma gitti ya, demir kapak olayı. Gerçekten çok hoşuma gitti. Birkaç tane daha var, onları da göstereceğim. Benim bayağı hoşuma gitti. Bu da böyle kutu içeriği, iki disk halinde. İkinci diskte burada ne olduğu pek belli değil. See inlay for details. Sanırım kitapçı falan kurcalıyor. Bunun içinde tekrar bakıyorum, kitapçık dışında bir şey yok. Kitapçıkları tek tek bakmayayım işte. Eğer sizin merak ettiğiniz bir oyun varsa, ayrıntılı incelememi istediğiniz kutu içeriğiyle falan birlikte, dediğim gibi oynanış da yapabiliriz. Bunu yorumlarda belirtin lütfen, ona göre karar verelim. Bu da böyleydi. Kamera açısını umarım düzgün sokabiliyorum. Geçtik. Perfect Dark Zero, yine metal kutu. Şuradan da ismini göstereceğim. Umarım gene kadraja giriyordur. Hoşuma gitti, dediğim gibi bu demir kutu olayı. Bunlar olmadan önce sanırım yoktu elimde hiç. Güzel bir duyguymuş. Evet, açabilirsem eğer. Ay hadi inşallah. Heh. Bu da bu şekil. Bunda ekstra bir şey var, göstereceğim. Bu da yine iki disk halinde. Bunun ikinci diskinde ne var? Bu oyun sanırım. Bu da Limited Collector's Edition Bonus DVD. İçinde ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Belki takınca görürüm. Muhtemelen takınca görürüm evet. Şu oyunu olanlar, oynayanlar veya bilenler eminim biliyordur ne işe yaradığını, ne olduğunu. Oyunla ilgili bir özellik katmıyordur da bir esprisi vardır. Şu şekilde de arkası. Çok parlak janjanlı bir kağıt. Ha, vallahi güzelmiş. İçeriğine bakıyorum. Bir şey daha var bunun. Kitapçık dışında bir şey var evet. A Guide to Modern Combat. Şuna bir bakalım. Şöyle bir minik bir karikatür, bir comic book tarzı bir şey var içerisinde. Şöyle gösterebilirsem. Hong Kong Sunrise diyor. Şey, belki de çizgi roman vardır. Hiç fikrim yok. Baya baya çizgi roman yani içi. Böyle bonus şeyler hoşuma gidiyor işte. Bir de bunu ucuza aldığımı biliyorum ya. Normalde bunu full fiyattan almam ben. Kesinlikle. Şöyle göstereyim tekrardan. Evet. Bunun içinde ekstradan bunlar vardı. Bak, diğer ikisinde ekstra CD dışında bir şey yok. Bunlar kitapçık mitapçık sanatsal bir şeyler de eklemiştir. Devam ediyorum. Dış plastiği birazcık yıpranmış olsa da yine Xbox 360 oyunlarından Devil May Cry'in Collector's Edition'ı. Bu dış plastiği birazcık yıpranmış dediğim gibi. Bundan kurtulduğumuzda içindeki demir kutu yine daş gibi duruyor. Maşallah. Şöyle göstereyim. Devil May Cry. Arka kapak. Güzel. Gerçekten hoş duruyor. Ben aslında bu Devil May Cry evrenine dalmaya niyetliyim. Steam'de
ilk 3 oyunun HD remake'i var. Bu da var Xbox 360'da. Bir de şu emo tipli olan DMC de var yine Steam'de. Aslında canlı yayınlara gelirseniz, bunu isteyen arkadaşlar varsa, mevcutsa oynayabiliriz gayet. Kutu içeriği şu şekilde. Kapağı açtığımızda. Umarım size net gösterebiliyordumdur ya. Şimdi arkadan biri beni kontrol etmediği için artık kenarından, köşesinden, kadrajın dışına çıkarsa kusuruma bakmazsınız. Bunun ekstra bir şeyi var. Bunu ayrıntılı incelediğimi hatırlıyorum çünkü aldığımda. Şimdilik kutuyu şöyle koyayım. Art of the Devil. Şeytanın sanatı. Güzel bir sketchbook. Bayağı iç kapak. Bu oyunun ana kapağıyla aynı galiba. Ama bir sayfa daha çeviriyoruz. Hop. Sketchbook. Çizimler. Oyunun muhtemelen yapım aşamasında, belki de karakterlerin oluşturulma aşamasında yapımcıların ilk çizdiği şekiller, şemaller olabilir. Çok ayrıntısını araştırmadığım için fazla bilmiş yorum yapamayacağım. Şöyle içerilere doğru bakıyorum. Gayet güzel. Oyunu oynadıktan sonra daha çok anlam kazanacak şeylerdir eminim ki. Bakıyorum. Ortamlar, şeyler, muhtemelen bölümlerin olduğu sahneler. Silahlar. Fena değil. Güzel bence. Hoşuma gitti. Bu kutu içeriğini size zahmet hemen hızlıca toparlayayım. Yoksa bunların altından kalkamam. Karışır her yer. Hatta şu izninizle bir de plastiğine de sokuverelim. Bunlar ayrılmasın. Madem öyle işte böyle. Evet, aslında böyle bilmem ne edition olmasa da kutu ve şekil şemal açısından hoşuma gittiği için bu arayı almak istedim. Normalde bir edition değil anladığım kadarıyla. Mass Effect Trilogy. Bunun da bir kutusu var. Kutusundan kurtardıktan sonra ortaya CD'lik çıkıyor. Resmen CD'lik ya bu. Şöyle. Captain Shepard'tı galiba bunun ismi. Oynamadım ama kulak dolgunluğu. Şöyle açıyoruz abi. Bayağı dediğim gibi şey, kendi içinde bir CD'lik oluşturmuş ya. Umarım size tamamını gösterebiliyorumdur şu şekilde. Evet, ne varmış burada şimdi? Şu ilk kısımda ilk oyun. İlk CD. Abi, ikinci kısımda ikinci oyun daha doğrusu Mass Effect 2 2 CD şekilde. Üçüncü oyunu da, bu N7 acaba bir anlamı var mı? Muhtemelen oynayanlar biliyordur. Üçüncü oyunda 2 CD şeklinde. Ve bir de şurada bir cep yapmışlar da çok önemli bir şey yok. Kitapçık. Yok bunda ne yazık ki. Şöyle sağa soluna baktım da bunun kutu içeriğini incelemiştim ya bayağı bir. Evet, bu da böyleydi. Dediğim gibi bir şey edition değil ama kutu şekil şemal açısından hoşuma gidiyor bayağı. Bunu sokabilirsem eğer, devam edeceğiz. Hadi bak. Xbox 360'ın son oyunu. Aralarında en beğendiğim de tabii ki. Gerçi diğerlerini oynamadım değil mi? Dur bakayım. Harbiden oynamadım lan. Aralarında en beğendiğim yorumu biraz garip oldu. Evet. Aralarında tek oynadığım Red Dead Redemption Game of the Year Edition. Bunda da 2 CD var. Kutu içeriği şu şekilde. İlk CD'de normal, temel oyun. İkinci CD'de bir DLC mod şeklinde. Ne bu? Undead Nightmare and Multiplayer kısmı var. Yani aynı haritanın zombili halini oynuyoruz anladığım kadarıyla. Henüz onun tadına bakmadım. Bunda en çok hoşuma giden, hatta bu Xbox 360 oyunlar arasında favori saymamın sebebi, bunda keşke her oyun koysa dediğim bir şey var abi. Harita. Oyunun haritası. Benim çok hoşuma gidiyor ya. Oyunların haritaları böyle elimde fiziksel olarak, kendim de bastırabilirim. Evet, kuşe kağıda yok mu? Fotokopiciler var. Ama böyle oyunun kendisi verdiğinde çok hoşuma gidiyor. Burada da zombi modunun haritası var. Aslında aynı harita, biraz daha kanlı yapılmış sadece. Evet, bu haritayı şimdi toparlamakla uğraşmayacağım. Çünkü gerçekten haritayı katlaması çok uzun sürüyor. Biraz karışık. Şimdi şöyle fırlattım kenara. Daha sonra toplayacağım. Xbox 360 oyunlarından geçtik farklı konsollara doğru yola. PSP oyunları arasında tek elimde farklı versiyon olan, yani bir premium edition olarak geçen
bir oyun. Tactics Ogre Let Us Cling Together. Bunu hikayesini de anlatayım. Abi ben arada bir gitti gidiyora bakıyorum. Özellikle yeni açılan ilanlara. Yani bu dükkanların sattıkları değil de insanların elinden çıkarmak istedikleri oyunlara. İkinci el özellikle, ki ben ikinci el oyun alırım. Koleksiyonun %80'i ikinci eldir. Emin olabilirsiniz. Bunu gördüm. Bununla birlikte birkaç oyun daha gördüm ama bu görür görmez oha dedim, Premium Edition. Fiyat kim bilir ne kadardır derken yarım saniye sonra, yani oyunun kapağını gördükten yarım saniye sonra fiyata indi gözüm. 10 lira. Şu 10 lira ya. 10 lira. İnanabiliyor musunuz? Böyle çoluk çocuk satmıyor yani. Düşünürseniz küçük birilerinin satışı yasak bildiğim kadarıyla. Belki de çok anlamayan birinden almış bulundum. Evet. Ama sonuçta kimseyi kandırdığımı düşünmüyorum. Evet. Bunun kutusu şu şekildeydi. Hafif fibrambalar var kutuda. Benim için problem değil. Kutunun içinden öncelikle bir adet original mini soundtrack CD'si çıkıyor. Bu herhalde bilgisayarda oynar ya. Bir ara belki canlı yayınlarda dinleriz. Buyurun gelin. Her videonun altında açıklama kısmında canlı yayın linki var zaten. Twitch TV, Rage Oyun. Gelirsiniz böyle değişik etkinlikler, müzik dinletileri falan yapabiliriz gayet. Orada telif sıkıntısı olmadığı için kafa rahat. Şöyle bir müzik CD'si. Bunu buraya attım. Oyunun kendisi kutulu şekilde tabii ki. Kutunun içeriğine de bakalım. Şu şekil. Zaten kutunun kendisinin de bir kitapçığı var. Mis gibi. Şöyle. PSP oyunlarının kitapçıkları çok hoşuma gidiyor ya. Böyle uzun ince bayağı bir bilgi sığacakmış gibi geliyor. Hatta Nintendo DS'lerin kitapçıklarından daha tatlı geliyor nedense. Ama oyun Almanca mı? Komple. Ya oyun Almanca değildir de. Kitapçık Almanca sanırım sadece. Evet. Sadece Almanca. Sıkıntı yok. Oyunun kendisi İngilizce seçeneği var çünkü. Bir de bu büyük fark yaratıyor işte. Bayağı bir artbook. Bayağı sanat kitabı. Sanat kitabı diye çevirince garip oluyor zaten. The World of Tactics Ogre. Yani hemen içeriğini gösterecek olursam. Şöyle biraz karakterleri tanıtıyorlar önce. Muhtemelen oyunun içerisinde belli sürelerden sonra denk geldiğimiz karakterlerin hepsi buradadır. Daha sonra şeyler var. Muhtemelen oyunda seçeceğimiz sınıflar var. Karakter sınıfları. Warrior, Archer, Rogue, Büyücü, bilmem ne, Necromancer, Knight, Runelancer gibi gibi gibi. Şeyler var. Aynı Game of Thrones'daki olduğu gibi House'lar var. Bunlar artık evet, Kingdom, Mingdom, evet. Ülke bayrakları bildiğin. Bir de böyle gene oyunu henüz oynamadığım için tam bilmediğim değişik kartlar var. Bunların belki oyunda bir önemi vardır. Evet, çok sanat kitabından ziyade tanıtıcı kitapmış ya. Ben biraz da sanat kitabı gibi hatırlıyormuşum. Tam öyle değilmiş. Hemen bunu da toparladık. Devam edeceğiz. Hızlı hızlı, çabuk çabuk. Dediğim gibi bunları ayrıntılı incelememi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Hangisi olduğunu. Bazılarını oynadım bitirdim çoktan. Bazılarını canlı yayınlarda oynamayı planlıyorum. Gelecekte bunlara yer vereceğiz. Sırada PlayStation 4 için Shadow of the Colossus Remake var. Ben bunun ilk oyununu PlayStation 2'de oynayıp bitirmiştim. Duyurulduğunda havalara uçtum. Yani benim için PlayStation 4 alma sebeplerimden biridir. Shadow of the Colossus Special Edition. Bunun da kutusunu hemen bir açalım. Bu oyunu oynadım bitirdim bu arada. Kontrollere dokunmamışlar. Onun dışında her şey inanılmaz hale gelmiş. Grafikler falan müthiş. Zaten oyunun hikayesi de güzeldi ama kontrolleri de orijinal bırakma isteklerinden ötürü birazcık sinir bozucu olabiliyordu. Şöyle bir içinden bir kutu daha çıktı. Kutucuk, yarı açık kutucuk. İçi böyle, şuradan bir şeyleri alacağız. Şimdi şu Colossus oyunu ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Böyle Colossus'lar öldürdüğümüz, avladığımız bir oyun. Şimdi içinden çıkanları tek tek göstereceğim. Bunun da metal kapağı var. Şu şekilde. Şimdi şurada bir de sayılar var. Bu sayılar 16, toplam 16 Colossus ifade ediyor. Ben uzun süre
Şu üçün neden yuvarlak içine alındığını merak ettim. Kapaktaki Kolossus üçüncü Kolossus olduğu içinmiş abi. Gerçekten onun içinmiş. Kutunun yan tarafı da böyle. Kutunun içine geçmeden önce, hayır kutunun önce içine geçelim. Çünkü kutunun içine normalde bir şey yok. Kitapçık tarzı şeyleri de dışarı koymuşlar. Kutunun içinde bu şekilde. CD biraz sade. Yani demo disk gibi gözüküyor. Biraz daha şekilli çukurlu yapabilirlermiş. Şuraya kitapçıklar sığmıyor ne yazık ki. Denedim mi hayal kırıklığına uğramıştım. Şimdi oyun içerisinden dijital olarak elde edebileceğiniz bonus şeyler verdiler. Bu special edition'la birlikte. Farklı bir ok, farklı bir kıyafet ve bir kontrolü dinlemiştim. Video kendiliğinden durmuş galiba. En son sanırım sticker'lardan bahsediyorduk ya da sanırım şu kodlardan bahsediyorduk. Şunlardan bahsettim mi onları bile hatırlamıyorum. Yanında böyle sticker'lar da var kutunun içinden çıkan. 16'sına daha ait. Kartpostallar var. Bunları bahsettiğimi bahsetmediğimi bilmiyorum. Hızlıca geçiyorum tekrar. Kartpostallar var. oyunun kendi kitapçığı var. Bir de harita var. Harita kısmı birazcık kalitesiz gibi dursa da hiç yoktan iyidir. Haritalar güzeldir. Oyunun geçtiği harita burada. Şimdi bunu da kaldırdık. Bunu sona kaldırsam iyi olur. Birazcık içine sokması zor. Şimdi sona 3 oyun kaldı. Bunlar da Nintendo oyunları. Belki tahmin etmişsinizdir bile. Bunlardan ilki Wii'ye ait Super Mario'nun 25. yılına özel Super Mario All-Star 25. yıl versiyonu. Bunu da ucuza ve ikinci el şekilde almıştım. Bunun kutu içeriği, kutudan çıkarması falan çok basit. Çünkü iki tane direkt kağıt, mat, hiçbir şeyle uğraşmadan DVD kutusu çıkıyor. Şu şekilde gösterebilirim. Önce oyunun kendi kutusuna bakalım. Super Mario All-Star. Bir CD'de 4 oyun diyor. Bu 4 oyun Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Levels, Super Mario Bros 2 ve Super Mario Bros 3. Kutunun içeriği de şu şekilde. Oyunun kendi kitapçığı var burada. İkinci CD'ye bakalım. Bu daha önemli kılıyor çünkü bunu. Şöyle, şuna birazdan bakacağız biraz daha ayrıntılı. Bu da müzik CD'si. Tam olarak Super Mario tarihi 1985-2010 Retrospective Super Mario Soundtrack CD diye geçiyor. Bunları canlı yayınlarda dinleyebiliriz bu arada. Bir gün hatta soundtrack'te ayırabiliriz. Elimdeki bu soundtrack CD'lerini takar. Dinleriz içinde güzel falan ne var. Çünkü birazdan bir soundtrack CD'si daha gelecek. Bir de şu kitapçıya bakalım. Bu gerçekten özel bir şey ya. Benim gibi birinin buna sahip olması çok önemli diye düşünüyorum. Bu kadar platformer seviyorum, Mario'yu çok seviyorum ve Mario tarihinin bukleti. 1985-2010 arası. İçeri de o kadar canlı ve güzel ki. Bayağı Mario oyunlarının şöyle tarih tarih, gün gün hangi oyunların çıktığı falan yazıyor. Ve ilk level'ların nasıl tasarlandığından başlayaraktan, internette bunun daha ayrıntılı versiyonları kesinlikle vardır videolarla falan ama böyle bir kitapçığın olması her türlü güzel benim açımdan. Bayağı bütün yılları incelemişler, irdelemişler ta ki Super Mario Galaxy 2'ye gelene kadar. Tabii o zamanlar Super Mario Odyssey yoktu. Bu da böyle. Bunu kutuya hızlı koyuyorum. Şöyle izninizle hemencecik koyayım. Hop, bitti. Geldik son ikiye. Bunu bir önceki videoda biraz göstermiştim. Nintendo Switch için The Legend of Zelda Breath of the Wild Explorer Edition. Araştırmacı versiyon. Normal oyundan ekstra olarak ne var? Onları göstereyim esas. Şu oyunun kendisi zaten. Göstermiştim. Amerikan kapak. Haritadan önce şu Explorer Guide'a bakalım. Araştırmacı rehberi. Dış kapağı şu şekilde. Bayağı içindekiler filan oluşturmuşlar ya. Hangi sayfada ne var? Hangi bayağı ders anlatmışlar açıkçası. Bunların içerisinde işte Zelda nedir? Ta baştan başlıyorlar yani. Bayağı ufak bir özet şekilde Zelda tarihi, o Zelda oyunları tarihi filan anlatıyorlar. Şu dayı var. It's dangerous to go alone, take this. Ganon, Link, Zelda, bunların 8 bit halleri. Güzel. Ve oyun içerisinde tam olarak neler yapabileceğiniz, neyi bulacağınız,
silahların sağlığı filan, silahlar kırılıyor çünkü oyunda, belki bilmiyorsunuzdur. Düşmanların çeşitliliğinden, işte yemek yapmanın sanatından, yemek yapmanın nasıl bir artısı var, eksisi var, onlardan filan bahsetmiş bayağı ayrıntılı. Bir de harita var. Şeyin Shadow of the Colossus'un haritasından daha kaliteli hissettiriyor, Allah var. İki taraflı bir harita. Önce bu tarafını göstereceğim, sonra arka tarafıyla sizi birazcık şaşırtacağım. Bu oyunun başladığı yer, Great Plateau. Oyuna burada başlıyorsunuz. Buranın ayrıntılı haritasını vermişler. Şimdi şu haritayı dikkatlice bakın. Ki bu harita gerçekten fena büyüklükte değil. Şurada bile en az 2-3 saatlik oyun çıkıyor. Ki daha fazla, yani 2-3 saatte buradan anca ayrılıyorsunuz, öyle diyebilirim. Arkadaki haritada dikkatinizi bir şeye çekeceğim. Şimdi bu haritada bir şeye dikkat edin. Tam olarak spesifik bir yere dikkat edelim. Mesela şurası River of the Dead. Ölüler Nehri. Buranın boyutuna bir bakın. Bu büyütülmüş haritada ne kadar yer kapladığına. Arkadaki yer, burası da oyunun tamamının haritası. O River of the Dead'i bir bulalım mı? Şuradaki minik su birikintisi. Hemen şurası. Nasıl? Oyunun haritası ne kadar büyük, farkındasınız değil mi? İnanılmaz. Oyunu güzel yapan öğelerden biri de buydu gerçekten. Ve son oyuna geldik. Çok sürpriz olmayacak. Bir Zelda'yı ancak başka bir Zelda geçebilir. Ve değer olarak paha değil de kişisel değer olarak elimdeki en önemli özel sürüm oyun diyebileceğim The Legend of Zelda Skyward Sword'un ne edition'ı? Limited Edition peki. Kumandalı müzik CD'li. Hemen bakalım içinde neler var. Açıl. Şunu bir çıkaralım. Sen geç kenara. İçinde kalanlar çok rahat çıkıyor çünkü. Öbür türlü. Bunu koyduk. Kutusu biraz yıpranmış. Aslında ben bunu sıfır almıştım. Ama şu yapışkanları ve bantları güzel kullanmamışlar. Kutuyu göstermiş olayım şu şekilde. Şimdi başka bir şey daha göstereceğim size. Duygulananlar olabilir. Nortec Eurasia. Artık CD medya var. Sen yoksun bebeğim. Önce oyunun CD'sine bakalım. Zaten düz. Bazı oyunun CD'si, oyunun kutusu. İçeriği şu şekilde. Bunu buraya koydum. Sonra aslında şurada V-Klaus, bunu da koyalım. Bu da oyunun kitapçığı. Birazcık kabarık yapmışlar ama birçok farklı dil olduğundan ötürü. Bunu da geçtim. Şu Zelda 25. yıl Senfoni Orkestrası CD'si için içindeki müzik listeleri ve sanırım müziği besteleyenlerle ilgili küçük küçük notlar. Koji Kondo'nu filan. Aslında biraz röportaj filan koysalarmış iyi olmuş. Shigeru Miyamoto filan var. Burada da müzik listesi var. Neler varmış müzik listesinde? Şöyle göstereyim size, belki okuyabilirsiniz. 25. yıl Anniversary Medley var. Kakariko Village'lardı. Wind Waker Symphonic Movement var. Gerudo Valley var. Twilight Princess Symphonic Movement var. Bayağı 7-8 tane müzik var. Aslında daha çok koyabilirlermiş. Bir CD'ye kaç tane böyle de koyuluyor. Müzik CD'si de şu şekilde. 25. yıl özel. CD'nin dışında ekstra bir şey var mı? Siz bakın. Üzerinde The Legend of Zelda 25. yıl özel orkestra CD'si yazıyor. Bunları canlı yayınlarda dinleriz işte. Tekrarlıyorum, bu teklifim geçerli. Bir gün ayarlayıp bayağı müzik dinleme günü falan yapabiliriz. Bu kutunun ve şu koleksiyonumsu şeyin belki de en değerli parçasına geldik. Oyunlarda kullanmak için sabırsızlanıyorum çünkü henüz hiç elimi bile sürmedim oyun anlamında. Hiç kullanılmamış şekilde duruyor. Altın sarısı, Motion Plus'lı V-Mod. Çok güzel değil mi ya? Çok tatlı ya. İnanılmaz. Çok güzel gözüküyor. Bununla Twilight Princess'i de bununla oynarız muhtemelen. Bu ve Skyward Sword'u bununla oynamak için sabırsızlanıyorum. Yanında pil bile vermişlerdi. Kutunun içinden pil de çıktı. Maxel. Evet, bu videoluk da bu kadar dostlar. Elimdeki özel sürüm oyunlar böyleydi. Teklifim geçerli. Ya kitaplığın geri kanalıyla ilgili şeyler isteyebilirsiniz. Ben onların hepsini biriktiriyorum zaten. Ona göre bir sıraya sokup
Hepsini tek tek yapmaya çalışacağım. Veya bu oyunlara ayrıntılı göz atmamı istedikleriniz varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.